sultandan o iradeyi iktidar iradesini alıp milletin temsilcileri olan bir meclise vermek dünyanın en demokratik atılımlarından biridir. Büyük bir bu, devrim. Büyük evet, bir devrim. en demokratik atılımlarından biridir. Devrim olması da, devrim olması da onun bu karakterinden, demokratik devrim olması da bu karakterinden gelir. O rejimin bir par tek partili olup olmamasının burada bir önemi yoktur. Rejimin kendisi bizatihi. Demokratiktir çünkü. Demokratik bir atılımdır o. Kaldı ki o mecliste de birinci grup, ikinci grup gibi eğilimler, farklı eğilimler kendilerini temsil ederler. Nitekim hep bir çok parti denemesi de yaşanmıştır. Şimdi böyle bir ülkeden doğru gelip 2002 e, Türkiye'sine ulaşmaya çalışmak gibi garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunlardan biri dedim yargı. Yargı da e, iktidar yani siyasi iradenin, iktidarın, yürütmenin, bir kişinin yargı denetimine sokma operasyonu bir türlü bitmiyor. Son olarak Anayasa Mahkemesi'nde seçimler yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha önce hatırlayacaksınız İstanbul Başsavcı Yardımcısı İrfan Fidan, Yargıtay'a atanmıştı apar topar bir yine iktidar tasarrufuyla. Yargıtay'da 5-6 gün görev yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne atanmıştır. Doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne atanmıyor. Şimdi aynı kişi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamış. Ve iddia şu ki kendisini e, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği e, bizzat e, AKP'li milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesi'nin diğer üyelerine telefon edilerek bildirilmiş. Yani denmek isteniyor ki siz bunu seçeceksiniz. Bunu seçmelisiniz. Çünkü patron böyle istiyor. Çünkü e, genel başkanımız böyle istiyor. Çünkü cumhurbaşkanı böyle istiyor. Bütün bunlar aynı kişiler. Toplandığı için e, kullanıyorum. E, ve Telefonla aranan üyeler arasında büyük bir şaşkınlık yaşandığı, tepki oluştuğu ve Anayasa Mahkemesi'nde bir kargaşanın hüküm sürdüğü de yine iddialar arasında. Türkiye bir seçime doğru giderken bir hak ihlali halinde başvurulabilecek en yüksek mahkeme, bakın Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme değildir. Türkiye'de hani yüksek yargı organları arasında bir eşitlik ilişkisi var. Ama bir tür Anayasa Mahkemesi bunların yani eşitler arasında birinci sıraya konulmuş durumda. Bir temiz makamı olarak o da ele geçirilmek isteniyor. Kaldı ki üyelerinin yarısından fazlası ilk kez hukukçulardan oluşmuyor. Yani siyasi temsille oraya getirildiği belirtilen kişilerden oluşuyor. Şimdi böyle bir adalet sistemi altında Türkiye seçimlere gitmeye çalışıyor. Fakat çaresi yok. Biraz önce e, Emre Hoca'nın söylediği gibi AKP büyük bir yenilgiye doğru yani bir e, amok koşusu yapan e, biri gibi ağır ve büyük bir yenilgiye doğru gidiyor. Stefan Zivank'ın Amok koşusu kitabını mutlaka okuyun. Bu bir bir tür humma hastalığıdır. kendisini imha edene kadar koşan bir kişiyi anlatır. Bir Malezyalı bir yerli hastalığıdır. Tuhaftır. AKP'nin Amok koşusu diye benim yazdığım, bir günde yazdığım bir yazı da var. O yazıda da anlattım. Durdurulmaz bir biçimde ki durduğu zaman da yıkılacağını, düşeceğini biliyor. Birisi tarafından durdurulana kadar önüne gelen herkesi imha ediyor. Herkesi öldürüyor, etkisiz hale getiriyor, yaralıyor. Önüne gelen her şeyi yıkıyor. Yıkarak giden bir koşu. Bu koşunun sonu bir şeyle sonuçlanıyor. Büyük bir e, ne diyelim? trajediyle sonuçlanıyor. E, ta ki bir onu durdurana kadar. Ben AKP'yi milletin durduracağını Halkın durduracağını önümüzdeki seçimlerin Mayıs ya da Haziran'da yapılacak seçimlerin ki Mayıs'ta yapılacağı anlaşılıyor seçimlerde halkın durduracağını düşünüyorum. En önemli operasyon alanı da bu iktidarın yargı çünkü bakın seçim kurullarının başkanlarının en kıdemli hakimler tarafından oluşturulmasını AKP iktidarı engelledi. Engellemeye çalışıyor daha süreç bitmedi seçim kurulu başkanları tek hakimden oluşur ve itirazları o değerlendirir, onun bir tevizi yoktur. Evet ya da hayırdır. Geçerli ya da geçersiz der. O bakımdan eğer Millet İttifakı iktidar olacaksa meclis kararıyla bütün yüksek yargıyı da yeniden düzenlemek durumundadır. Öyle biz kurallara bakacağız. 8 yıl bunlar görev yapacak ya da yaşam boyu görev yapacak. Onlar bitsin de ondan sonra düzenleyelimle olmaz. Siyasetin yasaları Hukukun, hukukun önüne geçer belli tarihsel dönemlerde. Siyasetin yasaları hukukun kurallarının ya da e, hukuk usulünün önüne geçer. Türkiye böyle bir tarihsel dönemden geçiyor çünkü herhangi bir olağan e, bir seçime gitmediğimiz gibi Türkiye olağan koşullar altında da yaşamıyor diye düşünüyorum buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli...